İyi akşamlar sevgili seyirciler. Beyaz Futbol'a hoş geldiniz. Yeni bir program, yeni bir Merkez Hakem Komitesi. Ama işler sanki aynı olacak gibi. Kadın moderatör istiyoruz. Lütfen yerinden kalk. Ben de senin yerine kadın bir yorumcu istiyorum aslında. Kadın yorumcu gelsin. Daha iyi olmaz mı mesela? Düşünmüyorsun bir akşam. Nagihan Alçın. Rasim Ozan Kütahyalı'nın yerine oturdu. Rasim Alçın. Olabilir. Kim? Nagihan Alçın, Rasim'in yerine oturdu. Kadın başı hocam olarak, buraya oturursa senin de kellen gider. Bak adamın kellesi gitti. Adam bak demesi yoktu. Adam kellen. Sen bilir misin bir laf? Adam kelle gitti. Hayat tecrübe o kadar az ki. Hiçbir şey bilmiyorsun. Hani atasözlerinde ey gençler. Hayatı bilmiyorsanız atasözlerinden yararlanın. Her kuşun eti yenmez. Evet. Doğru. Doğru mu? Doğru. Mesela bana dostunu söyle. Sana küme olduğunu söyleyeyim. Güzel lan. Hocam Hacı Hacı'yı Mekke'de bilmem ne bilmeyi dakikada bulur. Hocam Lale Mekke'de, Ortay'ı hayatımda Ertem'ciğim ilk kez hocamın yancısı olarak tanıdım. Yancı yani yan ya. Hakemi olarak demeyelim. Tanıdım. Kime diyorsun estağfurullah? Yan hakem diyelim. Lale Ortay'ın ilk çıkışını çocuk halimle hatırlıyorum. İlk Türk kadın hakemi dendi. Ve senin de değil mi o? Senin yan hakemliğini yaptı mı ya? Vallahi şimdi ben yan hakemliğini yapmıştır alt liglerde. Tam hatırlamıyorum. Hocam sen ana hakemdin Lale yan hakemdi ya. Hatırlamıyorum. Hatırlıyorum ya. Adam kendi hatırlamıyor. Sen ben nereden hatırlıyorsun? Ama o çok şey hatırlamıyor. Ben onu hatırlatıyorum. Aa diyor. Doğru mu ya? Bunu ama mı diyorsun? Her şeyi hatırlayalım. Lale Ortay'ı söyleyeyim mi? Biz erkeğiz. Seviyor musun Lale Ortay'ı? Bir. Ben söyleyip sevip sevmediğimi anlatırım. Hocam insan Lale mıdır? Lale Ortay. Bir defa Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Sayın Mehmet Büyükekşi Bey'i bu icraatından dolayı kutluyorum. Hakikaten mi? Burada pozitif cinsiyet ayrımcılığı yapmıyorum. Benim için bir pilotun erkek veya kadın olması hiç fark etmez. Ya. Bir komutanın erkek veya kadın olması benim için. Milli Savunma Bakanlığı'nın sözcüsü. Bir cerrahın erkek veya kadın olması albay. Benim için fark etmez. İşini yapsın ki abi. Lale Orta tanıdı 40 yıldır, 35 yıldır tanıdım Lale Orta'yı söyleyeyim. Dünyanın en şerefli insandır. Asla yalakalık bilmez. Hatta serttir. Hangi takım? Takımın ne takımı ya? Fenerbahçe. Ya açık konuşalım hocam. Ya bilmiyorum. Lale Orta Fenerbahçe'dir hocam. Bilsem söylerim diyorum. Nasıl bilmiyorsunuz ya? Ya ben kendimi söyleyeceğim. Hayır olabilir de. Ben söyleyeceğim. Ya 35 senedir tanıyorsun. Ertem Lale Orta'nın Fenerbahçe'nin olur birazdan ispat ediyorum. Müsaade eder misiniz? Bak 40 yıllık arkadaşım. Şuna yenge ne diyorlar ki? Hangi takım? Beşiktaş değil mi? Ne Beşiktaşlısı diyorum. Şuna yenge Fenerbahçe'li. Tabii. Hocam bir şey söyleyeceğim bir saniye. Bir dakika ben Rasim'in de şeyi anlıyorum da. Şimdi Abdülkerim abi. Bunu kim sevmez. Sevgili seyirciler. Ölümüne Beşiktaşlı ya. Buna kim bunu? Herkesin dostuydu. Herkesin bir dakika. Lale Orta hanımefendi bugün Merkez Hakem Komitesi Başkanı olmuştur. Ekibiyle beraber kendisine... Oldu mu ki? Kendisine başarılar diliyorum. Tebrik ediyoruz. Profesör Doktor Lale Orta hanımefendiye. Yeterli bir çok dürüsttür. Tebrik ederiz. Çok dürüsttür. Ne profesörü? Yalakalık yapmaz. Dürüsttür. Hocam siyasi. Demek ki çok iyi tanıyorsun. Takımını bilmiyorsun hocam. Ertem ne buralısın? Yani, yani, dürüst olduğunu biliyorsun, takımını biliyorsun. Dünyanın en şerefli insanı diyorsun. Hocam ayıp bir şey değil mi? Her insanın tuttuğu bir... Hocam her insanın tuttuğu bir... Ya hocam her insanın tuttuğu bir takım vardır. Ayıp bir şey değil ki. Kızım hangi takım tuttuğun küçükken şöyle. Söyleyin yazın bana. Ya bu önemli değil. Ya hocam Çarkı Felek'te bile berabersiniz baksana. Tarık abi. Tarık Tarcan. Ahmet Çakar. Lale Hanım, Erman Toroğlu. Ben gidiyorum abi. Nereye gidiyorum? Nereye gidiyorum ben? Ne oldu ya? Çarkı Felek. Açırsana şunu büyük versene bakayım. 1900. Çevirmiyor mu? Çevirtirsene. Çeviriyor. Çevirmiyor. Abi, dur, bir dakika. Erman Toroğlu var ya. Çevirme var ya. Gel abi. Çevirme gelmedi gel daha. Gel abim, sen o dünyayı bilirsin. Erman Toroğlu değil Erman, mi? Erman Toroğlu. Çömez bir el çapa gibi. Yakışıklı, bak. Sevkiyat yeni başlamış. Yakışıklı, bak. Sevkiyat yeni başlamış. Yapma. Erman abi. Sevkiyat mevkiyat yapma. Anadolu delikanlısı yakışıklı. Yakışıklı bak, abi. Bak Lale Hanım da geç. Hocaya baksana süt gibi çocuk orada hoca. Şahane. Ben sana bir şey söyleyeyim. Arkadaşlar kendimi göreyim bak. Yıllar beni çok geliştirmiş. Üçünüz de faal hakem miydiniz bu sıra? Tabii ben hocam, FIFA hakemiyim. Erman Toroğlu FIFA. Şimdi Erman da ayrılmamış. Hocam bir insanın. FIFA orta hakem. Yani bayanlar kategorisi. Hocam bir insanın bir takımı tutması kadar gayet normal bir şey yok. Kim tutabilir. Fenerli de olabilir. Tarık Tarcan. Tarık Tarcan yani neydi o zaman? Burada bakıyorsun Sabri Çelik Galatasaray'la. Ondan evvel Zekeriya abiye bakıyorsun. Beşiktaş'ta yani sıkıntı yok. Ya sen çok dürüstsün. Fenerbahçe'lidir ya. Fenerbahçe'lidir. Fenerbahçe'lidir ister. Hayır yazmayın. Sakın arkadaşlar. Öyle derse ben de Galatasaraylı derim. Mesela burada herkesin takımını biliyorum. Burada herkesin takımını biliyorum.
kirli halinin takımını biliyorum. Yandaki arkadaşın takımını bilmiyorum. Erman Toroğlu'nun takımını biliyorum. Ankara Gücü. Lale Orta'nın takımını bilmiyorum. Bu hocam, kadar basit. O zaman bildiğim şey var. Delikanlı kızdır. Benim diyen erkekten daha sağlamdır. Daha yeterli mi? Yeterli mi? Onu hocam, söyleyeyim. Bir dakika. Elimde bir belge yeterli var. Mi? Yeterli mi değil mi? Onu Fenerbahçe söyleyeyim. Üniversitesi Spor Bilimleri Dergisi Fenerbahçe Üniversitesi Danışma Kurulu üyesi. Şimdi bir bana gelir misin? Bir bana gelir misin? Bir şey daha var. Her şeyi bir bırakalım. Ayıp bir şey değil ki bu. Sevgili seyirciler. Okan Üniversitesi profesörüdür. Ayıp değil bunlar. Yayın öncesinde. Bana yayın öncesinde. Hocam bir saniye. Abdülkerim abi. Bana yayın öncesinde. Hocam bir saniye. İki tane. Hocam müsaade eder misiniz? Abdülkerim abi. Rasim müsaade eder misiniz? Rasim. Sevgili seyirciler, bana yayın öncesinde yapıyor, bu konuyla ilgili bin şey. Tane fotoğraf atmışlar. Yemez. Bizim WhatsApp grubuna da atmışlar. Ne o? Bir kere Lale Hanım'ın herhangi bir kulüp başkanıyla arkadaş olması değil olmaması haberdir. O değil. Tabii ki yanında olacak. Tabii ki Okan Üniversitesi'nde de olur. Tabii ki ama İstanbul'da Okan da olur. Hiç önemli değil. Hayran olduğu isim. Fenerbahçe başkanı da olur. Galatasaray başkanı da olur. Hepsi olur. Ama bir şey söyleyeceğim. Bunda bir şey yok ki. Ne var bunda? Böyle bir algı operasyonunun başlatılması eş zamanlı olarak. Bu çok ayıp bir şey hocam ya. Yani gerçekten çok ortaya çıkacak bir şey. Rasim, bombayı bir attım ortaya. Hocam en doğal olabilir Fenerbahçe. Ayıp da bir şey değil. Ayıp da bir şey. Bir gün hayırlı olsun. Hayırlı olsun diye. Tebrik edelim. Evet. Bir dakika. Sabri Çelik Galatasaray'a utanmaz Rasim. Karşı çıkmadı. Bağırdı söylüyorum. Karşı çıkmadı Rasim. Rahmetli Bülent Yavuz Galatasaraylıydı. Allah rahmet eylesin. Evet onu da biliyoruz. O da doğru. Yaşayan. Ahmet Güler. Ahmet Çakar küçükken Galatasaraylıydı. Büyüyünce takım. Arkadaşlar 6 yaşında olmaz. Bu takım şey mi ya? Ayıp değil. Ya küçükken, gençken Galatasaraylıymış Ahmet Çakar. Sonra geçmiş. Hastalık mı bu ya? Hayır. Hastalık. Hocam üst üste oluyor. Üst üste oluyor. Üst üste bilmeyelim ne olur. Türkiye benim üst üste olmuyor. Sayın Rütük Başkanı Ebubekir Bey'den de belli özür dileyerek bir tıp adamı olarak bir örnek vereceğim çok iyi anlaşılması için. Gene hocam yapma ya. Çok, ben çok kibar. Ebubekir Bey'den niye özür diledik hocam? Çünkü Rütük kurallarını zorlamayacağım merak etme. Anladım. Bir dinlerseniz. Bakın bir hakemin küçükken gençken takım tutması hakem olduktan sonraki etkisini başka bir örnekle anlatacağım. Ertem Şener gibi çok yakışıklı, orta yaşlı bir jinekolog düşün. Jinekolog ne jinekolog demektir? Bu. Bir müsaade edin. Jinekolog ne demektir? Kadın doğum doktoru. Uzmanı. Kabaca. Kadın doğum hastalıkları uzmanı. Diyelim ki dünyanın en çekici, dünyaca güzel bir manken. Belki o doktor, bekar olan doktor Ertem, bekar diye düşünün. Bu kadına aşık. Fakat günün birinde kapısı çalıyor. O aşık olduğu, çok cazip bulduğu manken jinekolojik masaya muayeneye geliyor. İşte o dakikadan itibaren o erkek kişi, o kişi rahmet, meslek profesyonelliği, ahlak, etik ve içinden gelen bir şeyle ona dişi olarak bakma şansın yok. Evet. Nereden biliyorsun? Bütün jinekologlara seçtim. Nereden biliyorsun? Müsaade edin anlatayım. Nereden biliyorsun? Onu nereden biliyorsun? Ertem seni işir. Nereden biliyorsun? Beni anlayamıyorsunuz değil mi? Beni anlayamıyorsunuz değil mi? Nereden biliyorsun? Bir hakem. Ve hakem komitesi başkanı tuttuğu takım maçına nereden çıkarken evet, umurunda olmaz. Yok hocam, ben inanmıyorum. Öyle de ben inanmıyorum. Kibar. Ben inanmıyorum. Ama aynı soruyu soruyorum beyefendi. Ankara Gücü'nün kaptanısın. Ben Türkiye Kupası finali oynuyorsun. Seni Abdülkerim yapan Fenerbahçe Ankara Gücü'ne gitmişsin. Dakika 90. Gitti. Yükseldin, kafayı vurdun. Golü evet atarsan Fenerbahçe kupayı kaybediyor. Ne vurur yapayım musun kafayı? Vururum. Sen vururum. Da hakem niye delikanlıyı hocam? Aynı şey değil. Aynı şey değil hocam. Aynı şey değil. 40 yıllık arkadaşım sahada. Aynı şey değil. Oyundan anketi verir misiniz? Zevkle. Hocam bak. Hocam senin böyle psikopat zevklerin var. Hocam bak bir şey söyleyeceğim. Şinanımızı attık. İnsandan insana değişir. Örnek. Mesela profesörlerin öğrencilerine o gözle bakmaması gerekir. Değil mi? Kız gelip en önde mini eteklide otursa profesör. Anketimize katılabilirsiniz. 21-22 yaşında bir talebeye cinsel gözle bakmaması gerekir. Ama kimi kendini tutar, kimi tutamaz. Bunlar olmuştur. Jinekolog örneği de öyledir.
Öyle olması gerekir. Olmayabilir. Yani Ertem mesela da womanizer bir adamdır. Belli olmaz öyle Ertem. Mi? Hayır. Aslında Ertem'in tipine baktığınız bakın. Mesela Lale Ortan'ın patronu Sayın Okan Fenerbahçeli, Okan Üniversitesi sahibi, aynı zamanda Fenerbahçe Yönetim Kurulu Başkanı. Şimdi ben bu ilişkiden etkilenir ya. Şimdi ağır bir algı yönetimini Fenerbahçeli'ye. Bir kere Lale Orta, çok üst üste oluyor. Çok emin yerden öğrendim. Lale Orta küçüklüğünden beri hanımcık bir kızken Galatasaraylıdır. Galatasaraylı. Lale Orta, Sayın Okan'ın emrindedir. Zaten Trio denen programda yaptığı yorumlara bakın. Tamam mı? Hangi takımı tuttuğunu hemen anlarsınız. Ya yorumlar daha yakınmadı. Hangi takım hemen anlaşılır. Ahmet Hoca'nın lafına da karşı geliyorum. Ben işte küçükken Galatasaraylıydım. Yalan mı söylüyorsun? Gençliğimde de Galatasaraylıydım. Sonra hakem olunca birden bana bir böyle bir arınma geldi. Birdenbire Galatasaray'ı hayatımdan sildim attım. Lafı tamamen asparagastır. Palavradır. Mutlaka işini doğru yapmak için adaletli davranmıştır. Ama o kalp gözü yok mu? O kalp gözü. Benim kalp gözüm yok. Benim kalp gözüm var. Öyle bir yerde düdüğü üflersin ki 15 yıllık objektif hakemliğin bir düdükle bir camiaya olan sevginin ispatı olur. Bizim kanalımıza şimdi amacımızı söyleyeyim mi? Abdülkerim Durmaz bu akşam bana saldırmasının temel nedeni bu akşam Fenerbahçe Taşa başında yaşanan kuralatasını izah etmek. Önce bir anketi verelim. Anketi verelim. Kural hatası lafına zaten affedersin bak. Oturma organımla güldüm. İlk gördüğümde tweet'i oturma organımla güldüm. Tabii. Çok önemli bir şey. Anketimize hemen katılın arkadaşlar. Hemen. Yorumları yapanlara da oturma organımla arkadaşlar hemen anketimize katılın. Arkadaşlar. Artık bakın bir saniye bir şey söyleyeceğim. Çok üst üste hocam, konuşuyorsunuz. Kimse bir ama şey anlamıyor. Hayır. Ben karıştırdım değil. Ben bir şey attım da herkes lütfen tek konuşurken en fazla bir dakika falan konuşalım. Ya 2 dakika verir misin konuşan, bana? 2 dakika değil. 1 dakika falan konuşalım. Konuşan bitirsin sonra o konuşsun tekrar konuşsun. O zaman ben 2 dakika konuşabilir miyim? Sen lütfen konuş. Ama lütfen Apo'ya kimse girmesin. Apo'ya kimse girmesin. Maçı 50 dakika yorumlar. Hayır 50 dakika değil. Lale Orta ile ilgili bir şey söyleyeceğim. Müsaade eder misiniz? Tamam 1 dakika veriyorum. Bir saniye. Bir dakika. Ama bak Abdülkerim abinin sözünü kestik. Hayır. Abdülkerim konuşsun. Bir saniye. Maça girersin. Ama bir saniye. Lale Orta'ya girip konusuna sorabilirsin. Konumuz merak ettim değil bizim. Bir şey söyleyeyim mi? Konumuz merak edildi. Bir şey söyleyeceğim. Ben kendimden ara girebilirim. Bir saniye. Lale Hanım'a geleceğim. Ama. Önce Abdülkerim abi. Çünkü hayır, müsaade edin. Bak buyurun. Abdülkerim abi. Algı yapacağım. Şu ana kadar şimdi söz sizde Abdülkerim abi. Şu ana kadar Apo bitirmişti. Hadi Abdülkerim abi. Şimdi biz her şeyden bahseden bir programız biz değil mi? Her zaman iddiamız nedir? Beyaz futbol sadece futbol değildir. Değil mi? Evet. Zaten onun için insanlar bizi yıllardır seyrediyorlar. Fenomen bir program. Bir, iki ama asıl olan şudur. Biz öncelikle 1 numara futbol programı. Tabii canım. Bir kere onu konuşalım. Aynen. Tamam mı? Asparagası, makarası, gırgırı sonra gelecek. Sonra bravo. Şimdi biz bugün Fenerbahçe takımının maçı var. Onu kullanmayız. Lale Orta ne yapar, ne eder, hangi takımlıdır? Onu da biraz sonra konuşuruz. Şimdi biz gerçek futbol programıyız. Futbol olarak. Bir görüntüyü de getirin. Bir, iki. Şimdi Fenerbahçe bugün bir maç oynadı. Ben bu maçın zorlu geçeceğini düşünüyordum. Kasımpaşa takımının birkaç maçını seyrettim özellikle iç sahada falan. Deplasmanda da dirençli oynuyorlar, kontraya çıkıyorlar. İşte Mamadou Fall'lar, Ayridanovic'ler, Bahoken'ler İnanılmaz. Falan filan. İyi bir takım var. Orta sahada bugün sağ bek oynadı Tırpan falan ve çok bugün ama önemli eksikleri vardı. Sağ bekleri yoktu. Hadar Jonel diye bir sağ bekleri vardı. Çok iyi oyuncu. O yoktu. Bir de Ben Yusuf diye iyi bir oyuncu. Onlar da yoktu. Cezalıydı. Fakat ben yine de her şeye rağmen çok zor bir maç bekliyordum. Fakat maç inanılmaz şekilde Fenerbahçe golü yemesine rağmen çok rahat bitti. Kasımpaşa takımı beni hayal kırıklığına uğrattı. Kasımpaşa bitmiş. 5-1 bitti maç. Bakın söylüyorum. Bir parça kaleci birkaç tane %100 çıkardı. Fenerbahçe yani normal maç 9-10-10-1 falan bitebilirdi. Rahat biterdi. 9-1-10-1 bitebilecek bir maçtı. Dolayısıyla Fenerbahçe'nin bu maçı kazanması tabii ki 3 puan açısından iyidir ama kesinlikle ölçü olmayacaktır. Niye söylüyorum bunu? Çünkü 3 gün sonra Fenerbahçe'nin asıl hayati bir maçı var. Final maçı gibi bir maç. Adana Demirspor deplasmanı. Tamam mı?
Şimdi o maç tabii böyle oynanmayacak. Böyle oynanmayacak. Şimdi bu maça baktığımızda dediğim gibi maç başladığında Fenerbahçe gol yiyor. Yine her zamanki klasik hatalarından bir anlık dalgın. Düşün işte taçtan gol yiyorlar yani düşün. Taç atılıyor defans nerede olduğunu falanlar filan. Bir konsantre eksikliği bu. Sonra bugünkü maçın geneline baktığımda olumlu olarak skordan hariç bir şey söyleyeceğim. Fenerbahçe Dünya Kupası'nda devre arasına girdikten sonra kötü oynamaya başladı değil mi? Oyunun, oyun gücünde bir düşme oldu Dünya Kupası'ndan sonra. Dünya Kupası'ndan önce Giresun maçı hariç, son Giresun maçı hariç içeride kaybetti. Fenerbahçe'nin oyunu hep güçlüydü. Hem Avrupa Kupalarında hem ligde değil mi? Evet. Oyun olarak ligin en güçlü takımı ki lider dedi o zaman buydu. Sonra Dünya Kupası'ndan sonra Fenerbahçe oyun olarak da düştü. Kazanıyor maçı. Ama taraftarını sezon başındaki kadar oyun olarak mutlu etmiyor. Özgüvenli maç seyredemiyor Fenerbahçe takımı. Zaten bu ara işte yenilgiler aldı. 5 puan öndeyken 4 puan geriye düştü. Evet. Tamam mı? Fakat ben bugün bir şey hissettim. Kasımpaşa'nın zayıf olduğunu söyledim zaten ama bir şey hissettim. Sanki nasıl Fenerbahçe'de bir düşüş olduysa sanki bugünden sonra, bu maçtan sonra Fenerbahçe tekrar Dünya Kupası'nın önceki o etkili baskının oyununa dönecek gibi bir his geldi bana maçı seyrederken. Oyuncuların isteklerine baktım, arzularına baktım. Maçtan hiç vazgeçmediler. Hani bir arada bir kötü olduğunu söylememe rağmen bazı 2-3 haftadır yaptıklarının üstünde bir şey gördüm. Yeterli mi? Yetmez. Mesela Adana Demirspor maçında yetmez bu oyun. Bu kadar mücadelede. Anlatabiliyor muyum? Evet. Ama üstüne koyduğunu görüyorum. Bu üstüne koymak şunun için iyi bir şeydir. Şimdi Fenerbahçe fikstür gereği zor maçlar oynuyor. Verelim fikstürü. İşte Adana Demirspor'a gidecek. Hafta içinde. Evet. Galatasaray'la oynadı, içeride kaybetti falan. Bunun şeyinde de Galatasaray hem oyun gücünü yükseltti hem de bir fikstür avantajı var. İşte oynuyor Giresun. 3 eksiği, 4 eksiği var. İçeride işte kimi İstanbulspor, kim yendi en son gitmeden önce Giresun'a. İçeride bir maç daha kazandı falan. Böyle fikstür avantajları var. Daha çok içeride ve çok etkili takımlarla oynamıyorlar. Yalnız bak 2 hafta sonra Fenerbahçe oyunu yükseltip Adana Demirspor deplasmanından bir de 3 puanla dönerse bakın ondan sonra bu fikstür işi var ya başka bir yere evrilecek. Artık Galatasaray tabii. Trabzon'la oynamaya hafta içi çok güzel. Ümraniye'yle oynuyorlar Galatasaray. %99 ihtimalle kazanacaklar. Hele rakipleri Karagümrük ve Beşiktaş Karagümrük'e Fenerbahçe şeye kaybederse Adana Demirspor ki olabilir. Gene rakipleri güçlü oynuyor. Puan farkını açabilir. Ama açamazsa aynı kalırsa Fenerbahçe Beşiktaş bu hafta içi zor maçları kazanırlarsa ondan sonra bu fikstüre biraz terse işlemeye başlayacak. Beşiktaş da onun için böyle yapmaya başlıyor. Neden? Antep deplasmanına gidecek, Konya deplasmanına gidecek, Trabzon'la içeride oynayacak önce. Önce bir Trabzon'la içeride oynayacak Galatasaray. Dolayısıyla Beşiktaş ve Fenerbahçe için şu fikstür zorluğu 2-3 hafta sonra artık normale dönecek. Anlatabiliyor muyum? Yani yokuş geçecek, evet, düz yola çıkacağız. Evet. Dolayısıyla Fenerbahçe bugün yeteri kadar oynayarak, bak olağanüstü değil, yeteri kadar oynayarak tekrar eski havasını bulma yolunda ilerliyor. Onu bir kere söyleyeyim. Maçla ilgili çok fazla abartacağım bir şey yok. Şunu söyleyelim, oyuncu performanslarıyla ilgili. Dünyanın neresine gidersen git, Türkiye'de de öyledir. Maçın adamı büyük ihtimalle Valencia der, demişlerdir. Maçın adamı o seçilmiştir. Zaten herkes öyle der. Dünyada derler ki maç 5-1 bitti, bir oyuncu 4 gol attı. Maçın adamı bu derler değil mi? Evet. Bana göre tabii ki ben öyle görüşte değilim. Ben öyle maçı öyle değerlendirmem. Ben şöyle değerlendiriyorum, son bunu bitiriyorum. Bana göre maçın adamı Arda Güler'le Ferdi Kadıoğlu arasında gider gelir. Ben bir tıkla Ferdi diyebilirim. Bak bir tıkla Ferdi diyebilirim. Üçüncü derecede Valencia gelir. Sebep 4 gol atmış. Birisi penaltı. Tamam. Bir attığı gol de Arda Güler'in şanssızlığı değil. Muhteşem bir dibe vuruş değil mi? İnanılmaz. Yani o top direğe vurmasa gol olma ihtimali... Yani goldü değil mi yani gol? Mesela o gol olsa... O Arda Güler'in Alex vurdu. Misin Arda? Evet. O gol olsa... O gol Arda'nın olacak değil mi? Tabii. Dönüyor şeyin önüne düşüyor. Boş kaleye vurdu şey. Valencia. Arkadan Batshuayi. Harika bir kontrolla alıyor gene Arda Güler'in pasını. Değil mi? Dönüp sol ayağına çapraza bir vuruyor. Top direğe vuruyor. Çizgiden bu tarafa giriyor. Gol olmuyor. Gene Valencia'nın önüne düşüyor. Şimdi normal direklere vuran toplar gol olsa
mesela maçı bir şeyle, maçı bir golle bitirecek. Şimdi böyle baktığın zaman her şey gole endeksli olmamalı. Oyun kalitesine baktığında Ferdi Kadıoğlu, her zaman dilimde tüy bitti met etmekten ama usanmadan met edeceğim. Valencia'nın golleri. Ben böyle insan. Bravo, kenardan solla vurdu. Koşuyor Valencia ama yani. Şimdi onu da söyleyeceğim. Mesela Arda Güler penaltı bu, abi penaltıdan sonraki golde mesela Arda Güler'in Ferdi Kadıoğlu'nu 18'e bekleyerek harika bindirmesine pas atması var. Ferdi 18'de adama çalım atıyor. Orada bitiyor. Sonra kafasını kaldırıp Valencia'nın ayağına atıyor. Valencia'nın ayağına da topu konduruyor. Valencia'ya da iyi vuruyor. Şimdi ama orada şu da yok mu? Jesus'un yardımcısının topu çok çabuk hemen verip ben ona dikkat etmedim. Gelmesi. Ben ona dikkat etmedim. Olabilir, o da olabilir. Deus. Kasımpaşa da ilk golünü öyle attı. Çabuk kullandılar hemen. Yani söyleyeceğim şu. Maçın içinde Ferdi Kadıoğlu bana göre olağanüstü bir güç, kuvvet, devamlılık, futbol, namus. Namus yani futbolcu namusu böyle bir şeydir. Arda Güler'in ki muhteşem. Hele o dibine girdi, direkten döndü. Yani onu var ya. Sanat yaptı. Herhalde yani Messi, zamanındaki mesela Sergen Yalçın gençliğinde. Hacı, ancak Alex. Hacı, Alex. Hani böyle oyuncuların vurabileceği bir vuruş. Hiç kontrol bile etmeden. Vuruştan evvel topa. Düşünmesi. Tabii ki müthiş. Rakibinden dolayısıyla daha düşün. Arda Güler, Valencia ve Ferdi Kadıoğlu'nu başa koyuyorum. Fenerbahçe şu zor günleri, zor günleri. Çünkü bir tane takılsa gitti. Gitti gitmez de biliyorsunuz Fenerbahçe taraftarları hemen çabuk demoralize oluyor. Ki normaldir, haklıdır. Dolayısıyla bana göre çok biraz zor geçecek diye düşündüğüm bir maçı çok kolay. Hiç ummadığım kadar kolay. Evet. 8-9 ben de çok kısa söyleyeyim. Maçtı. Çok Fenerbahçe iyi oldu ama. Tekrar kısa, ben şimdi Fenerbahçe'yi bugün bende. Ben bugün Fenerbahçe'yi çok beğenmedim. Net. Aynen. Ama benim beğendiğim Apo'ya yakın şeyler söylüyorum. Ben Fenerbahçe'nin tartışmasız Arda Güler benim için çok özel yetenektir. Hücum hattından bahsediyorum. Tartışmasız Fenerbahçe'nin bana göre Türk futbolunun şu anki en iyi iki forvet dersen birisi Valencia derim. Yani futbolcu oldu futbolcu. Atıyor, bulunuyor, top direkten dönene koşuyor, oraya gidiyor. Yani Batshuayi niye yapmıyor aynısını mesela? O da yapıyor. Batshuayi iyi oynadı. İyi oynadı ayrı bir şey. O niye? İyi oynadı, Arda iyi oynadı. Ferdi iyi oynadı. Aynen. Batshuayi mücadele etti ama şimdi iyi oynadı dediğin zaman bir santiforun anladın mı? İki tane, üç tane atar bir bu maçta. Topun düştüğü her yerde. Abi, işte sen dört tane atmış olan bir oyuncu direkten döndü attı bilmem ne falan yok. Abi, orada bulunmak mı önemli? Orada olmak mı önemli? Müthiş bir futbolcu topla falan. Avrupa'da bile çok rahat bu şeyle oynar. Ha, sözleşme yapınca oynar mı onu bilmem. Sözleşmesi var bu sene. Şimdi sevgili Jorge Jesus. Hep söylüyoruz. Dün işte ne o bir erdi neydi çocuk? Emre mi? Emre Demir. Emre bir oyuncu transferi. Yarın söz İstanbul'da. Konusu. Dedik yani daha iyisi var oynatmıyorsun. Herhalde etkilendiler. Ha dediler. Baktık 3 tane Lincoln sol ayaklarla İrfan Can, Arda Güler baktığın zaman 3 tane topla ayağı iyi olan ve Zayiç bunlarla riskli oynadı dün. Bugün baktığın zaman. Riskli. Şimdi Arda Güler şöyle bir oyuncu. Bak ben bunu o zaman da söyledim. Sergen bu yaşta başladığı zaman bu kadar önde değildi. Kesin. Bak, Sergen. Sergen sonra üstüne koydu. Ferdi de ilk geldiğinde takımlar hatırlan 2-3 sene hiç et misin balık mısın tavuk musun derdik Ferdi'ye. Ne yapıyorsun nerede? Ferdi'ye bugün santrafora koy 2 tane gol atar her maçta. Hele bu maçta santrafor olursun bak şu aynı yerinde en az 2 tane gol atar. Arda Güler Allah ona bir zeka vermiş. Heh, tamam. Herkesten daha fazla yeterek değil abi. Bir saniye 2 saniye önce düşünüyor. Bravo. Yani kalecinin o açıldığını görüp oradan o topu direkten dönmesi önemli değil. O top türbüne de gitse önemli değil. Düşünce olarak hareketli açıldığını yani oraya bakmadan anlık atıyor onu böyle. Aynı anda atıyor. Ya bunu Haciler, Alexler, Sergen, dünyada Messi. Maradona bu tip oyuncuların Messi, zekası. Yani, Messi Sergen'in falan. Sergen'in mergeni bunlar yaparlar. Aynen. Onun için şimdi Jorge Jesus dedi ki arkadaş dedi ya ben niye dikleşiyorum niye inatlaşıyorum dedi bu çocukla. Alın da bir oynatayım bakayım görün. Yine çıkarmayacaksın ya. Ya 70'te de çıkarmayacaksın ya. Ya bırak oynasın çocuk ya. Oynasın, güzelleştirsin oyunu. Kendine özgüveni gelsin. 3 olmuş, 4 olmuş. O 4'ten yani, sonra tam şov zamanı. Şov yapacak orada var ya. Şov yapacak. Bak tribünleri falan ayağa kaldıracak. Stat yıkılacak. Bak. Şimdi bir eleştireceğim birazdan. Ferdi'yi eleştireceğim. Şimdi pardon. Ne o? Arda'yı eleştireceğim. Yani bırak oynasın. Bırak o çocuk. Yani her zaman sahada kalsın. Kendi işaret edene kadar bu çocuğu tut sahada. Şimdi Arda'ya baktım.
birkaç tane hakeme itirazlar yaptı. Hiç onu böyle görmemiştim ben. Ben buradan söylüyorum. Sakın ha. Şu an seni taraflı tarafsız bütün Türkiye seviyor sevgili Arda. Bakın bütün Türkiye seni çok seviyor. Fenerbahçeleri seviyor. Hayır, herkes, herkes seviyor. Herkes. Türk futbol çünkü. Türk futbol seyircisi artık bir yıldız seyretmek istiyor. Özel bir yıldız. Bakın Ferdi çok iyi bir futbolcu olabilir. Asla bu Arda gibi özel yetenek değil. Hı-hı. Arda Allah vergisi bir yeteneği var bu çocuk. Farklı bir şey. Ferdi fizik gücüyle bütünleşmiş. Gidiyor geliyor. Takım oyuncusu müthiş. Ama bu özel bir çocuk. Bu özel. Şimdi onun için bugün gördüm. Hakeme falan itiraz ediyorsun. Koşuyorsun. Yok abi çarptı falan. Bırak. Yapma. Dön arkana git. Rahmetli Cemil abi. Allah uzun ömür versin. Cemil abi yaşıyor. Cemil Turan yaşıyor. Cemil abi öldürdün. Allah Allah karıştırdım. Ömrü uzadı. 70'lerin büyük. Abi Cemil abi arkadan tekme atarlardı. Çok küçüktüm hatırlardım. Evet. Dönüp bakmazdı bile. İşte kim vurdu falan diye bakmazdı. Evet ama direkt Cemil abinin de bir maçta galiba böyle bir sinirlenip kırmızı kart görmüştü galiba. Artık olsun o. Öyle bir şey yani hatırlıyorum çocukluğumda. Yani sen de öyle bakma. Hakemle falan kesinlikle ilgilenme. Cemil Turan şanssızlığı. Onun için Fenerbahçe'yi ben bugün bana göre müthiş değil. Kasımpaşa takımı çok açık verdi. Arka aynen. Tarafta çok boşluk verdi. Aynen. Zayıf bir takım. Eğer 2-3 tane oyuncu kuralım. Olmazsa çok çabuk düşer. Oyuncu falan almazsa yeterli değil kadrosu. Buradan söylüyorum. Ondan sonra kesin ve kesin anketi. Söylüyorum. Fenerbahçe takımının en kreatif, en özellikli oyuncusu Valencia eğer sezon sonuna kadar oynarsa her maçta eğer kafası da iyi olursa her maçta atar attırır. Çünkü topla da sprint yapıyor. Adam geçiyor. Sağa gidiyor, sola gidiyor. Her türlü gidiyor topla. Ayakları da çok iyi. Yani sadece bir santrafor değil. Yani Cenk Tosun mesela bu özellik yok. Veya Icardi. Ayrı bir santrafor. Çok özel yetenek. Onda da bu alıp topla gitme özelliği yok. Ama bunda hepsi var. Onun için buradan tek net söylüyorum. Fenerbahçe takımının bugün görmüştür. 5 aldatmasın. Rakip zor maçlar daha var. Onun için bir de tamam bu moraldir. Kredi yok. Bir maç kaybederse Ümraniye veya işte Galatasaray 2 maç alırsa bir anda birisine 10, birisine 13 atar. Birine 13 atar. İş biter. Topar gider. Onun için dikkatli oynasın. Söyleyeceğim bu kadar. Buyurun. Hocam. Efendim, buyurun beyefendi. Şimdi ben direkt olarak bu konuya gireceğim. Yazanlar var. Tabii de başta çok kıymetli, değerli yorumlar. Yani maçı yorumlamak daha normal, daha özel. Ama bu çok konuşuluyor. Şu olay çok konuşuluyor. Fenerbahçe Kasımpaşa maçında kural hatası var mı diye Galatasaraylı yöneticilerle de görüştük. Onlardan da bilgi aldık. Şimdi bir dakika bir şey söyleyeceğim. Bir tanesi isim verdi, diğerleri vermedi. Türkiye Ligi'nde maçlar Avrupa'nın en üst ligindeki kurallarla oynanmıyor. Kesin. Tamam. Kılıfına uydurma var. En basiti. Dün gece. Kağıt üzerine baktığım vakit Galatasaray maçın diyorum. Giresun Galatasaray maçı. Icardi'ye yapılan harekete penaltı verdi ya var. İtalya'da, İngiltere'de, Almanya'da Icardi'ye yapılan harekete var da çağırmaz, penaltı filan de verilmez. Kağıt üzerinde baktığım vakit diyor ya ayağına bastı. Şimdi bak futbolun olağan bir akışı vardır. Futbolun olağan akışında. Dün Galatasaray'ın o penaltısı verilmez. Bir hafta önce de Icardi'nin ayağa bastığı için penaltı iptal edildi ya. Evet hocam. O penaltı da iptal edilmez. Türkiye'de maalesef hakemlerin penaltı var uygulaması kesinlikle Suriye, İran, Birleşik hocam, Suriye'de Arap Emirlikleri seviyesinde. İtalya'da falan böyle gol iptal edilmez. Açık konuşuyorum. Yani dün mesela dünkü Icardi'nin pozisyonu İtalya'da olsa var gel bakalım Icardi top uzaklaşmış şeyden Icardi'den uzaklaşmış Giresun'un oyuncunun önüne doğru Giresun'un oyuncu yer alırken ayağının üzerine basıyor. Burada kasıt falan yok. Böyle bir penaltı yok. Artı Galatasaray'ın attığı 4. gol öncesi top topa vuracak arkadan bozu veriyor şey ufaklık Torreira. Adam kısa atıyor. Kısa vurmak zorunda kalıyor. Böyle bir gol yok. Ama Icardi topa vurdu orada hocam. Hangisini? Ayağa basılmadan önce. Onu anladım. Mı? Top ama Icardi'den uzaklaşmış şimdi. Gelelim buna. Şu penaltıyı bir Şampiyonlar Ligi'nde, bir A milli düzey maçında veya Dünya Kupası tekrar ettirirsen seni ilk uçakla ülkene yollarlar. İlk uçakla. Kural çok açık. Ben şimdi önce şunu soruyu soralım.
kalecinin çizgiye yakın ayağıyla çizgi arası ne kadar? Santim olarak konuşun. Ne kadar? 60-70 santim. Hayır efendim, bir ayakkabısı var. Bir ayakkabının uzunluğu ne kadardır? 30 santim. İki ayakkabı. 50 santim. Ayakkabı. Tamam. Daha bile fazla. 50 santim. Benim görüşüm. Sol önü, sol ele, sol ayak falan. Sol ayağı demiyorum, sağ ayağı. Evet. Yani o ayak, benim görüşüme göre 30-35 santim geride evet. olmuş olsaydı, çizgiyle temas olsaydı, kaleci çizgiyi terk etmemiş sayılacaktı. Şimdi kural ne diyor? Kural önümde. Getirin ekranı arkadaşlar, verin sizden kuralı. Ricam. Yo, böyle olmaz ki. Tam ekran verir misiniz? Yok yok hocam, arkadaşlar sarı içerisine aldı, daha çok iyi okunsun. Ne diyor? Kaleci ihlal yaparsa dur. Şimdi kanun okuyor gibi. Kaleci ihlal yapıyor mu? Yapıyor. Evet. Yapıyor. Güzel. Devam et. Eğer top kaleye girerse gol geçerli sayılır. Tamam. Zaten hatayı yapan kaleci, müstahakını bulan, cezasını bulan da kaleci, problem yok. Gol geçerli. İki. Eğer top kaleye isabet etmezse veya üst direkten veya kale direklerinden dönerse vuruş sadece kalecinin ihlali, vuruşu kullanan oyuncuyu açık bir şekilde etkilemişse tekrarlanır. Açık bir şekilde etkilemişse. Şimdi bakın, açık bir şekilde... Açık bir şekilde etkilemeye kim karar verecek? Kim karar verecek? Hakem. Çok güzel. Şimdi ben vardayım. Hakem endirekt vuruşu verdi. Yani Valencia iki defa topla oynadı diye verdi. Demek ki kalecinin 40 santim, 50 santim ileriye çıkması hakemin kanaatine göre etkileme yok. Çünkü hakem de çizgiye basıp basmadığını bilmiyor. Hocam Valencia'ya sordular mı? Bir dakika. Valencia'ya sordular değil. Bir dakika, müsaade et. Müsaade eder anlatacağım. Bitirsin Ahmet Hoca da biz de soruyoruz. Tekrar soruyorum. Tamam. Şunu derdi o zaman. Biz bak ne diyor. Penaltı vuruşunun sonucu kurtarılmazsa, önümde şey, board kararı. Hı-hı. Kurtarılmazsa penaltı tekrarlanmaz. Kurtarılmazsa, kurtarmadı, penaltı tekrarlanmaz. Parantez açmış, vuruşu kullanan oyuncu açık bir şekilde etkilenmedikçe. Şimdi soruyorum. Allah için. 40 santim kalecinin önde olması Valencia'yı sana göre etkiler mi etkilenmiş? Usul hakkında bir şey daha var. Tabiatına aykırı bir durum daha var. O zaman var hakem şunu diyecek. Abi, kalecinin ayağı biraz ileride, yaklaşık 40 santim. Bir bak bakalım vara git. Sence bu Valencia'yı etkilemiş midir? Bana sordun değil mi? Evet. Bana ayakları önde, bana vara böyle bir açıyı da atıyor hocam. Vara git. Vara da çağırmadı. Bunu dünyanın hangi liginde, Şampiyonlar Ligi, İtalyan Ligi, İngiliz Ligi yaparsan seni sepete koyar gönderirler. Bu bir kural hatasıdır. Kılıfına uydurursun. Etkileme falan yok, yalan. Kalecinin normalde şu olması gereken ayağı 35-40 santim ileride olması rakibi açık bir şekilde etkilemek değildir. Değildir. Eğer öyle bir şey olursa var hakemi bence etkiliyor. Sen ne düşünüyorsun diye vara çağırması gerekirdi. Volkan Bayaslan adlı hakemi. Çağrılmadı. Şimdi bitti mi? Bitti tekrar mi? Söylüyorum. Bu bir hocam, kural hatası. Bu kural hatası maçın tekrarını gerek. O ayrı bir tartışma konusu. Bu penaltı gol olmasa Fenerbahçe maçı kazanabilirdi. Fenerbahçe'nin galibiyeti... Muhtemelen yine kazanırdı. Bunu kastetmiyorum. Bitti mi? Bunu kastetmiyorum. Bitti buyurun. Mi? Bir daha tekrar edecek misin? Buyurun Abdülkerim abi. Evet. Bana o pozisyonu koyun. Ben böyle tweetler... Tekrar ekrana getirirseniz. Ben böyle maçı seyrederken hani atılmış tweetlere... Fenerbahçe'nin galibiyetine gölge düşürmek bana bu, değil. Bana pozisyonu koyun. Onu da söyleyelim. Ben öyle maç anında jump diye tweet atılmaları onları kabul etmem ben. Öyle ciddiye de almam. Kim atarsa. Ne olsun oğlum ya? Dur hemen ama ya. Ama biraz Ahmet Çakar'ı durmadın mı? Almam kardeşim, Ahmet Çakar değil. Kimseyi ciddiye almam ben. Ciddiye almanız yok. Maçı bir kere seyrettiğin daha ağır çekimlerine ona buna bakmadan... Salla tweet'i, tamam mı? Sonra öyle mi yaptın? Sonra ben çok tetkik etmeden sonra ben çok tweet silip tweet yalamalar gördüm. Anladın mı? Aha, Ahmet Çakar hocam. Ya bunu diyorum ya. Ya bu Ahmet Hoca demedi ya. Abi bunu bir susturun ama. Ahmet Hoca demedi Rasim ya. Lütfen Rasim. Ahmet Çakar çok tweet mi sildi? Daha önce sildi. Niye onu söylüyorsun? Niye söylüyorsun ki? Ben öyle ben insanlar görüyorum diyorum. Maçla ilgili atıyorum. Bir, iki. Bir şey daha söyleyeyim. Şimdi bu pozisyona gelelim. Ahmet Çakar anlattı. Sonuçta diyor ki kural... Kalecinin açılması, öne çıkması, penaltıyı atan oyuncuyu etkilemişse... Açık bu penaltı... bir şekilde etkilemişse. Evet, açık bir şekilde. Ahmet Çakar'ın dediği gibi. Ben açık... değil, kural söylüyor. Tamam, evet. Kuralda göre, daha ne diyeyim. Hem Ahmet Çakar'a göre, hem kurala göre. Hem Abdülkerim Durmaz'a göre, hem kurala göre. Açık bir şekilde etkilemişse, bu penaltı tekrar edilir diyor. Sonra Ahmet Çakar, kendi yorumunu katarak... Bana göre vallahi diyor, burada diyor...
bu kaleden açılma 40 santim, ya bilemedin 50 santim etkilemedi. Dolayısıyla tekrar edilmemeliydi. Bence biz 1 metre orası. Bir de, evet, o Ahmet Hoca'ya göre 15 santim de o. 1 metre hocam var. Yine 40 metre ya. Her ne? Hocam neresi lütfen. Orası? Hocam. Sol ayağı tamam 1 metre. Hocam. Sol ayak demiyorum, sağ ayak. Burada hocam, kritik olan sağ ayak. Hocam siz konuşurken kardeşim. Ben... Hocam ben 10 dakikadır sizi dinliyorum. Evet. Dinleyemediniz beni, bak tahmin edemiyorsunuz. Hayır, ben Sinan'a cevap verdim. Tamam, apacı, tamam da yani ben bitireyim tamam. Sonra anlatırsın. Evet. Tamam. Şimdi Ahmet Çakar'a göre bu 6-7 santimdi de biz elin alışsın diye 40'ı falan kabul etti Ahmet Çakar'a göre bu 6-7 santimdi. Şimdi 40'a 50'ye geldik. Şimdi bu Sinan'ın dediği gibi bana göre de en az biz sadece resim koyabiliyoruz. Ben buraya gelmeden tabii. Bunu bir televizyon kanalında eski bir hakem hocamız anlatırken hem seyrettim hem dinledim. Ahmet Çakar'a göre kalecinin penaltıyı atan oyuncuyu etkilemesi için 3 metre, 2 metre, 4 metre çıkıp hatta penaltıya ayak koyması lazım. Anladın mı? Ha, penaltıyı atana ayak koyarsa o zaman etkilemiş kabul edilecek. 2, Ahmet Çakar profesyonel bir hakem. Tabii ama yani. Ahmet Çakar hiçbir lig maçında, hiçbir resmi futbol müsabakasında penaltı falan atmamıştır. Ahmet Çakar sadece halı sahada penaltı atmıştır. Tamam mı? Ya da üniversitelerde falan antrenmanlarda birbirlerine atmışlardır. Tamam mı? Dolayısıyla ben Karagümrük'te Fenerbahçe'ye gelmeden önce Karagümrük'ün penaltısıydım. Ben defalarca penaltı attım. Sayısını bile hatırlamıyorum. Tamam mı? Fenerbahçe'de de bir tane attım. Ve penaltıyla falan bizim işimiz. Sinan bilir idmanda hep atarız binlerce falan. Şimdi bir oyuncu penaltı atarken zaten bir kere futbol ilk icat edildiğindeki kural kaleciye kaleden ayrılmasını yasaklıyor mu? Yasaklıyor. Tabii. Peki neden yasaklıyor? Neden yasaklıyor? Kaleci penaltı atan oyuncuyu etkilemeye çalışıyor. Neden yasaklamış bu? Daha futbol İngilizler bunu 100 yıl sence önce... Sence etkiledin mi ben? Bir dakika işte onu anlatıyorum. Ha. Dedim ki niye yasaklanmış bu? Amaç ne? Çünkü kaleci kaleden vurulmadan önce açılırsa tamam mı? Açıyı daraltır. Daraltıyor. Oyuncu kalecinin daha yakınına garantiye vuracağı yerde avantaj kaleciyi gördüğünde topu ayağının içini çevirerek daha uzağa atmaya çalışır. Hani kaleci çıktı kale küçüldü ya açı diye. Valencia burada bundan etkilenip topu el dibe vurmaya çalışıyor. Anladın mı? Bu %1 milyon etkilenmiştir. Bak %1 milyon. Kalecinin bu çıkışı %1. Valencia değil her futbolcuyu etkiler. Kaleci çıktığını gördüğüm an ben plasemi daha uzağa atmaya çalışıyorum. Ne kadar uzağa atarsam o tabii kadar şanslıyım. Tabii ki zaten 100 yıl önce İngilizler dediğinde kaleci kaleden çıkmayacak. Çünkü açıyı kapatmayacak. Oyuncuyu, karşıdaki oyuncuyu daha uzağa vurmaya meşgul etmeyecek demektir. Dolayısıyla bu pozisyonda benim seyrettiğim programdaki hakem de aynı benim söylediklerimi söyleyerek bu dedi böyledir. Yani benim anlattığım gibidir. Dolayısıyla Ahmet Çakar başka düşünüyordur. Saygı duyuyorum. Saygı duyuyorum. Ama bir şeye saygı duymam. Onu açık söylüyorum. Bir şeye daha saygı duymam. Ben geçen hafta burada programı kapatırken tahminlerde ne dedim? Hatırlıyor musunuz? Fenerbahçe hatta Ertem'e yapma abi Allah aşkına dedi. İnşallah Fenerbahçe kazanmaz dedim. Hatırlıyor musun? Evet. Tahmin değil ama dileğim evet. Dedim. Fenerbahçe inşallah Kasımpaşa'yı yenmez. Çünkü Fenerbahçe bir maç kazandın mı dedim neler oluyor. Şimdi böyle bir maçta bile sosyal medyayı anlıyorum. Hemen başlıyorlar gaza Fenerbahçeli olmayanlar. Aa işte penaltı nasıl tekrar edildi falan filan. Hani kural ne diyor? Adam etkilenmiş mi etkilenmemiş hiç düşünmeden. Ki gayet normal karşılıyorum bunu. Aynısını Fenerbahçe taraftarları da yapıyor. Değil mi? Rakibin lehine bir şey olduğu zaman evet. Öyle. Ya da normal bir şeye bile tepki koyuyorlar. Bu algı olabilir diye. Sonuçta geçen hafta aklıma geldi. Evet Ahmet Çakar yine görüşünü söyledi. Fakat bir tane yorumcu aynı görüşte olmadı. Çok tuhaf. Çok tuhaf. Hani bir tane olur değil mi? Hiç olmadı. Hiçbir yorumcu olmadı. Şimdi bu sefer de bakacağım. Ha, bu gece de bakacağım. Bu gece de bakacağım. Şimdi ben insaflı bir adamım. Bu gece de bakacağım. Bir tek Erman Toroğlu'nu gördüm. Erman Toroğlu aynı benim gibi diyor. O futbol oynadığı için o da Süper Lig'lerde falan. Bu diyor. Hayır benim gibi düşünüyor adam. Tamam da yani Erman Toroğlu Ankara Gücü'nde futbol oynadı. Çakar top mop oynamadı. Kardeş, hani penaltıya vurmasını bilmez. Onun için Erman daha iyi biliyor diyorsun. Adam penaltı atmıştır. Kalecinin ne kadar açılıp ne kadar açılmayacağını, etkileyeceğini bilir diye söylüyorum. Ahmet Çakar bilmez. Allah Allah. Ya sen niye böyle yapıyorsun ya? Ya yapmıyorum abi. Ben şimdi buradan ne çıkarmak istiyorsun? Ha,
Erman Doruk'u ben bu kadar seviyorum. Biz devam edelim Abdülkerim abi. Ama bak şimdi sen benim şeyimi bozuyor. Sen... Abi kendi o kişi. Hayır, o kişi çok ki. Çok iyi gidiyorsun. Erman Doruk'u bir tek dinledim. Bak diğerlerini dinlemedim. Belki Bünyamin Gezer. Belki Trio Üçlüsü. Belki işte Fırat Aydınus. Bir ton yorumcular. Belki de işlerinde Ahmet Çakar gibi düşünenler de çıkacaktır. Bilmiyorum, ben seyretmedim. Bir tek Erman Doruk'u seyrettim buraya gelirken. Değil mi? Belki de Ahmet Çakar'ın dediği gibi şeyler de çıkacaktır. Ben ona da saygı duyarım. Tamam. Etkilemediğini düşünüyor. Ben eski bir futbolcu olarak ve çok penaltı kullanmış biri olarak bunun etkilememesinin mümkün olmadığını düşünüyorum. Kolayı var o zaman. Bu kadar. Bitti mi? O zaman bu kadar. FIFA şu maddeyi niye koymuş? Bu kadar. Kaleci ihlal yaparsa diyor. Eğer top kaleye girerse gol geçerli sayılır. Tamam? Evet. Burada bir problem yok. Evet. Eğer top kaleye isabet etmez, direklerden döner veya avuta giderse atış tekrar edilir. Demiyor. Ne diyor? Çok basit derdi. Futbolcu etkilendiriyor. Müsaade edin, anlatıyorum. Evet. Şimdi bak diyor ki. Devamını FIFA doğru. Şu kuralı koyar. Kardeşler, kaleci ihlal ederse, gol olursa gol, diğer bütün sonuçlarda atış tekrar olur. Hocam burada araya gel. Ana tema, penaltı atan oyuncu etkilendi mi? Evet. Şimdi bravo. Bak, budur. Etkilendi değil. Budur. Bu. Kural tamam. Kural diyor. Ben sizi dinledim. Hadi, tamam. Hadi soruyorum. Araya soru atıyorum. Ben sizin gibi futbol oynamadım. Evet. Efendim, az önce söyledim. Hocam futbol oynamayın hocam. Ben de hasbelkader. Hocam. Efendime söyleyeyim. Plaj futbollarında maç yönettim. Hocam. Halı sahalarda maç yönettim. Hocam. Bizi hasbelkader ama. Hocam bizi seyreden seyircilere hani iyi anlasınlar diye pas atıyorum ben geliyorum, sana. Geliyorum. Pas şimdi ben. Bizi izleyen evet. Milyonlarca seyirciye soruyorum. Evet. Fenerlisi, Galatasaray, Beşiktaş, Trabzon, Hakkari sporlusu. Valencia topa vurduğu an, evet. Direkten döndüğünde ilk vuruşta kalecinin çizgiyi terk ettiğini anladınız mı? Anladım. Soru bir. Ben anladım. Hemen anladım. Ben sana sormadım. Milyonlara anladım. Soruyorum. Evet, anladım. İki. Belki anlamadık. Ne İki. Olacak? Sahada bulunan hakem acaba kalecinin ihlal ettiğini fark etti mi? Açık ihlal demek bu demektir. Aksi halde FIFA şunu derdi ya, çok basit. Eğer top kaleci ihlal yaptığı halde gol olmazsa ne olursa olsun direkten döner şu olur mu? Atışı tekrar et. Niye ibareyi koymuş FIFA? Kalecinin ihlali vuruşu kullanan oyuncuyu açık bir şekilde etkilemiş. Etkilemiş. Bir dakika. Açık bir şekilde etkilenmenin manası şu demektir. Evet. Vuruş esnasında evet. Maçı seyreden taraftar, evet. Seyirci ve hakem. Evet. Kalecinin abartılı bir şekilde çıktığını fark etti mi? Etmedi. Çünkü kalecinin çıktığını sana göre hakeme... etmedi. Nasıl etmedi ya? Var hakemi söyle. Sana göre etmedi ya. Hakem etmedi. Ama hoca bir konuşsun. Hakeme, yani, hocam sen de konuşsun. Maçı seyreden milyonlarca seyircinin kanaatini kendi kanaatin gibi etmedi diyorsun. Nasıl etmedi ya? Dur anlasın hocam işte. Neden etmedi mesela? Ama beni etti. Beni etti. Hakeme dinleyelim. Hocam devam edin. Buyurun hocam. Hocam da moral bozuldu. Bitti benim konum. Hayır dinliyorum. Bence konu hatasıdır. Futbolun doğal nizamına aykırıdır. Olay bitmiştir. Evet. Bence ne yaparsanız yapın. Tamam. Bence de konu hatasının değildi. Bozulma. Hocam konu hatası. Ana şeyi burada. Ana şeyi. Takar bozuldu. Kaleci çıktığı için avantaj sağlıyor. Çünkü kesince kızmıyor. Değil mi hocam? Avantaj sağladığı için de futbolcu etkilendi. Değil mi? Evet, o sana göre etkilenmedi. Apo'ya göre etkilendi. Önce nasıl? Babası sana göre Rasim'ciğim etkilendi. Ben Ahmet Çakar gibi düşünüyorum ama Ahmet Apo böyle bir tepki. Yanak hem yerinden hiç oynamadı. Yani ihlal var dedi. Senin öyle göstermeni, senin öyle olmanı zaten doğal. Anlıyorum doğal. Senin Galatasaray'la mı alıyorsun? Seni doğal buluyorum. Seni doğal buluyorum ben. Rasim bu arada Lale Hanım'la ilgili tweetini siler misin? Bak çok şikayet geliyor. Çok rica ediyorum. Senden çok rica ediyorum. Bak konu birden saptı. Şu benim anda bak, mesaj çok rica ediyorum senden. Artık hayır, bu müdahale. Rica ediyorum. Hadi bu burada konuşmama kızarsın. Hayır. Benim tweetimi senden ne senden rica ediyorum. Bak lütfen çok rica ediyorum. Tabii siliyorum. Göstersinler tweetimi. Ya. Dediğim şu. Çok rica ediyorum. Fenerbahçeli Lale Orta ayıp değil bak. Ya atsın o bunu çöre. Onun kendi ama programı yükleniyorlar şu anda bizim yani. Bizim programı hiç bağlamıyor ya. Hayır adam abi kendi... bir dakika bize yayınlar söyleyeyim. O kendi tweetimi hemen atmış ya. Bunda ne var? Allah aşkına burada ne var? Yeni MHK Başkanı Sayın Lale Orta bir Fenerbahçelidir. Ben bu duruma saygı duyuyorum. Yeter ki bu gerçekleri inkar etmeyelim. Hakikat ile yüzleşelim. Ahmet Güvener de Galatasaraylıydı. Bu bilgiler nettir. Fenerbahçeli yeni MHK Başkanımız Lale Orta
Türk futboluna hayırlı ama bak, olsun. Bir şey söyleyeceğim. Ne var bunda? Bak, olmaz. Saygı var. Bir şey söyleyeceğim. Sevgi var. Nihat Kırmızı'nın ben yayın öncesinde saygısızlık Galatasaray yok. Yönetimiyle görüşüm. Onların da fikirleri oldu. Birazdan ekrana getireceğim ama tabii bu konu çok çok önemli. Şu anda Beyaz Futbol tabelaya girdi. Yayıncı kuruluşta kural hatası demiş.